Şimdi bu bir NATO belgesi. Yani bu İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında imzalanmış aradaki bir muhtıra değil. Bu muhtıra NATO Genel Sekreterinin kolaylaştırıcı liderliğinde, nezaretinde oturmuş Türkiye heyetiyle Finlandiya ve İsveç heyeti oturmuş çatır 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 konuşmuşlar. Bir metin hazırlanmış ve o metin imzalanmış ve o NATO'nun arşivine NATO belgesi olarak girmiş. Şimdi bunun altını çizmekte var. Bir, iki, yapmadılar. Terör örgütü olarak kabul ettiler. Oraya geleceğim. Oraya hiç gitme. Bende sorun var. Ama devam edeyim. Çok güzel bir soru sordun. İsveç ve Finlandiya kabul ediyor ama işte PYD'yi, terör örgütü olarak FETÖ'yü, diğerlerinin olacak. Diğerlerini de bağlayıcı bir metin olarak atıf yapılıyor NATO belgesi olduğu için. Yani buraya bizim konuştuğumuz tüm devlet adamlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanı da açık basın toplantısında bunu söyledi yani. Bu NATO belgesi olarak, üst düzey bir NATO belgesi olarak, NATO belgesinde artık FETÖ, PKK, PYD, YPG terör örgütü olarak kabul ediliyor diye o cümleyi kurdu Sayın Cumhurbaşkanı. Peki, şimdi İsveç özelinde hani diyoruz ya PKK Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kurmaya çalışıyor. İsveç de kurmuş devleti. Yani PKK orta bir devlet kurmuş yani halihazırda. Mesela isterlerse yarın hükümeti düşürebilirler değil mi İsveç'te? Ki muhtemelen hükümet düşecek. Düşecek. Bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Gen soru hazırlığında biliyorsunuz o İran'dan devşirilmeye giden terör örgütü elemanı. Soru şu Hasan Öztürk. Bu süreç yaşanırken işte şu kadarı istiyoruz, şunu istiyoruz, bunu Türkiye bunları söylerken kıpraşmışlar mı, kıvranmışlar mı? Diretmişler mi? Direnmişler mi? Tabii ki. Yani bu bilgiyi senden alabiliriz. Şimdi dikkat ederseniz yani. O metinde var. İsveç bir takım kanuni düzenlemelerden taahhüdünde bulunuyor. Hı-hı. Terörle mücadele konusunda. Bu aşamaya gelinmesi öyle kolay olmadı. Yani Cumhurbaşkanımız ifadesi söylüyorum ben. Yani öyle kolay olmadı. Yani böyle kor bir şey var orada. Mücadele peki, kanun var. Düzenlemesini nasıl yapacaklar? Nasıl yaparlarsa yapsınlar. Cumhurbaşkanımızın basın toplantısında söylediği ifadeyi tekrar hatırlatıyorum. Gerekirse? Sorun, biz terörle mücadele kanunlarımız çok sıkı. Biz teröristlere çanak tutan yaklaşımlarda değiliz. Çanak tutmamalarını bekliyoruz. Onlar da yasal düzenlemeleri yapsınlar. Şimdi bunların hepsi ev ödevi. Yani o muhtıra metni İsveç ve Finlandiya ev ödevi. Yani biz şu anda neye müsaade ettik? İsveç ve Finlandiya'nın müracaatına ya da çağrılmasına evet dedik. Peki bir soru. Bunlar olmazsa? Dur. Olmazsa sıra geleceğim oraya. Daha dur. Örnek. Sayın Cumhurbaşkanım verdi örnek. Arkadaş. Makedonya kaç yılda NATO'ya girdi? Kaç yılda? Biz bilmiyorduk. Cumhurbaşkanı ifade söylüyorum. 11+9 20 yılda dedi. Peki Makedonya'nın en son NATO'ya girebilmesinin önündeki tek engel neydi? İsmiydi. İsmiydi. Yunanistan diyordu ki benim Makedonya diye bir bölgem var. Kardeşim Makedonya devletini kabul etmiyorum. İsmini değiştireceksin dedi. Ve en sonunda Yunanistan'ın kıytırık Yunanistan. Bak onu da çok söylüyorum ha. Yani 8-10 milyonluk bir Yunanistan'ın kıytırık bir Yunanistan'ın şerhi yüzünden Makedonya ismini Kuzey Makedonya diye değiştirdi, tescilledi. Ondan sonra Yunanistan engelini kaldırdı, vetosunu kaldırdı. Öyle. Ve 11+9 bu ifade bana da ait. Yine Cumhurbaşkanı ifadesi. 20 yılda girebildi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki biz onlara ev ödevlerini verdik. İşte imzaladık. Kendi ifadesini söylüyorum. Yapmazlarsa veto ederiz. Ben neye taahhüt etmişsem yerine getirmesem gelsinler ey Erdoğan yakama yapışın desinler. Yakama yapışınlar. Erdoğan sen bize şunu söylemiştin. Bununla ilgili bir gelişme olmadı diye yakama yapışınlar. Şimdi ben de diyor bu işin takipçisiyim. Ben de 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanıyım. 780 bin kilometre kareden oluşan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıyım. Ben de onlara ev ödevi verdim. Ödev verdim onlara. İşte imzaladılar. Yerine getirsinler. Getirmezlerse bu iş biter. Zaten şöyle diyor. Ben evet desem bile parlamento ne yapacak?
En son biliyorsunuz parlamentonun imzalamasına kalıyor. Parlamentoya kalıyor. Dolayısıyla bu şu anki imzalanan muhtıra metni İsveç ve Finlandiya'ya ev ödevi niteliğinde. Benim için daha önemli olan ne? NATO'nun arşivine Türkiye'nin 40 yıldır başının belası olan PKK terör örgütü, 15 Temmuz'da darbe yapmaya kalkışan Gladio, FETÖ, NATO'nun envanterine terör örgütü olarak girdi arşivlerine. Peki. Şöyle diyor Cumhurbaşkanı, mutabakat muhtırası bir başlangıçtır. Asıl olan verilen sözlerin hayata geçirilmesidir. Bundan sonraki süreçte muhtırada kayıtlı hususların uygulanmasını titizlikle takip edecek, adımlarımızı da buna göre atacağız. Peki. Bugünkü toplantı. Bu süreç, süreç ne kadar sürecek? Bir şey söyledim bak. Makedonya 20 yılda NATO üyesi oldu diyor. 11 artı 9 diye devam ediyor. Yani bu süreç bir yıl sonra bakılır. Olmadı bak devam eder. Olmadı reddedilir. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda çok net. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, Türkiye Cumhuriyet Devleti bu konuda çok net. Hayır. Şunu baştan beri söylüyorlar. NATO'nun genişlemesi meselesinde açık kapı politikasında Türkiye baştan beri evet diyor. Bu tartışılabilir. Yani niye öyle diyor? Yani genişlemesi Türkiye'nin lehine mi? Ne olacak? Bunlar başka bir tartışma. Ama Türkiye başından beri tavrı 70 yıldır bu NATO'da üye ve genişleme politikasına evet diyor. Burada sorun yok. Fakat evet derken de kendi terörle mücadele meselesini NATO'nun meselesi haline getiriyor. Haklı olarak getiriyor. Çünkü burada İsveç ve Finlandiya'nın ve bununla beraber tabii ki NATO'nun diğer üyelerinin PKK ve PYD'yi hatta FETÖ'ye karşı tutumlarını bildiği için de bunu bir NATO'nun meselesi haline getiriyor. Şu an Türkiye'nin yapmış olduğu şey bu. Hasan Öztürk, şu soruyu sormak istiyorum sana. Sor. Ama bana bir çay ısmarlasana. Çay, Ömer duydu onu. Şimdi bu maddelere baktığımız zaman birçoğu basit halledilebilecek işler. Mesela PKK ve uzantısıyla mücadele Türkiye ile tam işbirliği. Eyvallah, işbirliği yaparlar. Ama işte basit mi onu Gaffar Bey'e sor. Başka bir şey anlatacağım. Ben sorumu bir sorayım. Sor. Basit kısmı şu. Yarın gider Adalet Bakanlığı'na, efendim İçişleri Bakanlığı'na der ki bu terörün uzantılarına göz açtırmayacaksınız, propaganda yapmasına müsaade etmeyeceksiniz, para kaynaklarına müdahale edeceksiniz falan. Sonra 73 kişiyi de alır Türkiye'ye verir. 10 gün içerisinde, kastım şu, 10 gün içerisinde hayata geçirilebilir. Bir hafta içerisinde hayata geçirilebilir. Geçirirse Türkiye'de evet der. Soru şu. Süreci sordum ya ne kadar sürecek diye. Biz şöyle algılıyoruz. Bu Finlandiya ve İsveç'in bir acelesi var. Bir an evvel NATO'ya girmek istiyor. Böyle değil mi bu iş? Yani tamam bu konuda anlaşıldı. Müracaatları veto edilmedi. Abi bu da yıllara sari artık 20 sene sonra mı olur, 10 sene sonra mı olur? İşte Erdoğan gider, işimiz kolaylaşır falan mı derler? Yani orayı merak ediyorum. Çok güzel bir soru sordun Turgay. Ve konuya başlarken... Yalnız bir şey söyleyeyim, mütevazı olmayayım. Benim müthiş sorularım güzel. Müthiş soru sordum. Müthiş soru sordum ve bana hani herkes birinci bölümüyle ilgileniyor ama ben ikinci bölümüyle ilgileniyorum dememe tekrar atıf yapma fırsatı verdin. İkinci bölüm neydi? Yani NATO 2010'dan sonra güvenlik konseptini, strateji belgesini yeniledi. Bu belge ne demek biliyor musun? Şu anki yani 2015'te dışarıdan ortak olarak kabul ettiği Rusya'yı birinci tehdit, en tehlikeli tehdit olarak tanımladı. Yanına Çin'i de ekledi. Bu ne demek biliyor musun? Bu yeni bir soğuk savaşın adımı de. Yani Madrid zirvesinden sonra biz çok hani 90'da şey düştü, yıkıldı. Berlin duvarı yıkıldı. Demir perde yıkıldı. İşte efendim soğuk savaş sona erdi. Sonra Amerikan çağı başladı. Tek kutuplu dünya diyorduk. Sonra çok kutuplu dünyaya evrildik. Dediğimiz sürecin sonuna gelsin istiyorlar. Ve yeni bir çift kutuplu dünya inşa ediyorlar. Bizim burada yine konuştuğumuz hikaye. Baltık'tan
Ege'ye kadar bir hat çiziyorlar veya Akdeniz, Rodos'a kadar bir hat çiziyorlar ve bu hattın sağına ve soluna ayrılmış bir dünya tarif ediyorlar bize. Bu metin, yani NATO'nun şu anki kabul ettiği strateji belgesi ve neydi? NATO Genel Sekreteri, ben bu adamın ismini telaffuz etmek istiyorum. Stoltenberg. Basın toplantısı yaptı Sayın Cumhurbaşkanı'ndan önce, Biden'dan da önce. Yani 2-3 öncesinde o yaptı. Daha sonra İspanya Başbakanı yaptı. Sonra Biden yaptı. Sonra Cumhurbaşkanımız yaptı basın toplantısı. Ve ikisini de takip etme şansım oldu. Diyor ki NATO Genel Sekreteri, bu flash da düştü. Yani Rusya'ya efeleniyor. Rusya diyor, yani sen Baltık'taki adamları, işte İsveç ve Finlandiya'ya bir tehdit olursan sana hesabını soracağız anlamına gelen şeyler söylüyor. Sonra diyor ki biz işte Ukrayna meselesinde sen yanlış yaptın, bir günde bitirebilirsin ama biz bunda da devam edeceğiz, bunu da takip edeceğiz. Yani bunlar bu NATO zirvesinde NATO'nun konsepti yeni savaşlar demek ve daha ötesi yeni bir soğuk savaş dönemi demek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.